Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen İzmir İş Dünyası buluşmasına katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, İSTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İTB Başkanı Işınsu Kestelli'nin yanı sıra çok sayıda iş insanı ve milletvekili toplantıda hazır bulundu. Mayıs ayında 75,5'a kadar çıktı geçici bir şekilde enflasyon. Sonra dezenflasyon Haziran'la birlikte başladı. Haziran'dan bugüne 23,5 puanlık bir düşüş var. Ağustos'ta %52'yi gördü enflasyonumuz. Eylül enflasyonu geldiğinde göreceksiniz 50'nin altına inecek enflasyon. Cevdet Yılmaz, ekonominin öncelikli hedeflerinden biri olan enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurguladı. Yılmaz, 2026'da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin ilk işaretleri bu yılın sonuna kadar %41,5 oranında bir enflasyonla görülecek. 2025 yılında %20'nin altına, 2026'da ise tek hanelere ineceğiz ifadelerini kullandı. Bakın, bu cari açığı kalıcı bir şekilde çözmezsek kalkınma sürecimiz her defasında gelip burada bir şekilde tıkanacak. Bu bugünün problemi değil. Yani 100 yıllık tarihimize, ekonomi tarihine bakın, bunu görürsünüz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin cari açığı kontrol altına aldığını ve bu yıl %1,7 oranında bir cari açıkla yılı kapatmayı hedeflediklerini açıkladı. Cari açığın kontrolü döviz ihtiyacımızı azaltıyor ve dış ticaret dengesini iyileştiriyor diyen Yılmaz, önümüzdeki dönemde yapısal reformlarla cari açığı %2'nin altına indirmeyi planladıklarını belirtti. Toplantıda konuşan İSTO Başkanı Mahmut Özgener de orta vadeli programın enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. İTB Başkanı Işınsu Kestelli ise tarım sektöründeki reformların hızla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da yüksek enflasyonun düşürülmesi ve hukukun üstünlüğünün ekonomi için önemini vurguladı.